Yani bir Alternatif santrafor, bir gösteremezsin oyuncu ona. takımını ancak bu kadar taşıyabilir, oynatabilir, hedefe götürebilir yani. Hani hep şöyle konuşuluyor ya, işte şu hoca, işte Sergen Yalçın şu takımın başında olsaydı ne diyor? Tam tersini çevirelim, Abubakar Fenerbahçe'de olsaydı. Tabii. İşte Acaba daha mı ya, fazla gol atardı? Tabii ki atardı ya. Böyle bir oyuncu şimdi Arkayı oynatması hep önemli aynı şeye abi. geliyor Yani ya. Fenerbahçe arkayı takımı, oynatacaksın. hani hep burada konuşuyoruz. Hayır. Fenerbahçe takımı santrafor, bak ne olursa olsun Gürcan abi. Sen burada hani hep söyledin. Şimdi kimi oynatırsa oynasın. Samatta ile çıktı. Sise ile de çıksaydı. Tiam'la da çıksaydı. Bütün forvet oyuncuların hepsi çok formsuz. Çünkü Fenerbahçe takımının ideal bir omurgası hiçbir zaman olmadı. 30 hafta geçmiş. 30 haftadan bahsediyorsun. Ben hiç kimsede de bu kadar bir Erol Hoca kadar kredi hiç kimsede görmedim. Ama Gürcan Milgiç diyor ki genç, dinamik, geleceğin Ama şu takımı var. oluşturuldu Fenerbahçe Fenerbahçe'de. takımı bu sene şampiyon olamazsa 6. yılı mı? 7 oluyor. Bak 7. yılı olacak. Bu kadar borcun altına, bu kadar sıkıntılı sürece girmiş. Yaş ortalaması ne olursa olsun bence çok yüksek. Çok farklı oyuncular var. Hep şampiyonluğa endeksli. Şampiyon olamadığı zaman Fenerbahçe takımını neler olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. İşte Bu hocayla alakalı artık gitmeyeceğini bence bundan önceki süreçte biraz daha önce çözmeleri lazımdı. Mehmet, katılmıyorum sana. Bir şey daha Yani söyleyeyim sana abi. şu Mesela hocanın kadro tercihleri. Ozan Tufan'ı ben golün haricinde tutuyorum. Gol zaten muhteşem bir gol. Ya Ozan Tufan'ı sen nasıl oynatmazsın? Trabzonspor maçında orada kazandın. 21 maç üst üste oynayan bir oyuncuyu Trabzonspor maçı kestin. İyi oynadı takım, kazandı takım. Ama şöyle bir maç arifesinde Ozan Tufan'la alakalı bilmiyorum bir sıkıntı mı var? Çünkü böyle bir oyuncunun oynamaması orada Gustavo ile Ozan'ı yazarım ben. Gerisine başka oyuncular yazabilirim. Yani hocanın tercihidir. Saygı duyuyorum ama bir tercih sıkıntı oldu şansı kesin. çok o bölgede. Şey, O yüzden ama sanırım. Hayır, Ozan kesinlikle oynar o takımda. Tabii. Yani Ozan oynasa da mağlup olabilirim. Olabilirsin. Mesela Göztepe maçı Ozan vardı Ama 21 maç yani. Yani oynadıktan sonra hocam sen şey öğrenci miydi? kim? Ozan Tufan. Öğrencimdi. Ya sen Sakatlığından dolayı uzun süre oynatamadık. Yani Abubakar iyileşemedim bir Fenerbahçe'de türlü. olsaydı ne olurdu? Muriç olsaydı Devre dönmek oradan arasında oraya. kiralık verirlerdi. Neden hocam? Neden? Niçin hocam? Ben merak ettim. Abubakar Beşiktaş'a geldiğinde sakat mıydı? Şüphesi var mıydı? Vardı Tabii. hocam. Oynatıldı mı? Oynatıldı. Kaç maç üst üste oynatıldı? Kaçıncı maçına girdi Abubakar? Bütün maçlarda oynadı mı abi? Her maç Lerini sola çık yapıp Abubakar oynatıldı mı orada? Evet. Oynatıldı. Fenerbahçe forvetinde bu kadar uzun süre forma alan adam var mı? Yok. İşte yok. Yok. Sürekli değişiyor işte. Hayır, İnandığın bir alıyordu, adamda ısrar sakatlandı. edeceksin abi. Oynatacaksın. Tek adam olacak. İskeletinin de şeyini de çok fazla bozmayacaksın. O zaman Abubakar oluyorsun. O zaman teknik adam Abubakar'ın gözüyle Fenerbahçe'de kimi oynatırsınız hocam? Birini tercih etmesi lazımdı hocamızın. Samatta ile başladı. Ondan Israr sonra edeceksin bir de. Samatta'ya olan tepkilerden dolayı devamlı Samatta bir arayış sakatlandı. Yok içerisinde hoca, oldu. bir buçuk ay Ama bak sakatlandı ısrar edecek hocamın sakatlanmadan dediği şöyle önce de doğru. bir değişiklik yaptı. Bir sakatlık oldu, bir şey oldu. Geldi o oynadı, bir baktık öbürü oynadı, bir baktık. Yani istikrar yok abi. Yani santrafor oynamak da öyle bir şey aslında. Yani Oyuncu sadece gidiyor. stoperler ya da sadece kaleciler değil. Biliyorsunuz futbolcular birçok ne diyelim futbol alimine göre üçe ayrılırlar Gürcan. Kaleciler, golcüler ve diğerleri. Tabii alınıyor diğer grupta oynayan arkadaşlar ama bunlar özel mevkiler. Bu adamların devamlı oynatılması lazım abi. Devamlı oynatılması lazım. İyiyken de kötüyken de milli takımlarda da dikkat ediyorsunuz. Devamlı o adamlar O devamlı zaman oynar. Aynı adamlar oynar. Fatih Hoca'yı niye eleştiriyorsun? Fatih Hoca'yı eleştirmiyorum. Ne, söyle bakayım. Söyle, söyle. Hayır, bak. Katılıyorum yani. Mesela Şenol Hoca Burak Yılmaz'ı oynatarak oynatarak kazandı. kazandı. Ya Evet. dağları taşları atıyordu. Gene oynattı. Trabzonspor Trabzon'dayken. Trabzon. Oynattı. İşte şu da Şimdi vardı. Abubakar tek şansıydı Beşiktaş'ın. Lerine mi güvenecekti? Güvenen oynadığı maçlardaki performansını Abubakar'a biliyoruz. Güveniyordu da sakatlığına güvenmiyordu. Sakatlanabilir diye. Oynattıkça oluyorsun. Mecburen alayım. Gürcan'cığım bana soru soracak. Şimdi ben çok heyecanlandım birden. Birdenbire böyle. Derbiye dair olursa soru eyvah, ben de Gürcan bir Galatasaray falan gelince. Derbiye dair. Hani, istersen konu dağılmasın Galatasaray çabasındaki bir moderatör olarak. Dağılsın be abi. Bırak. Her telden konuşalım, konuşalım mı? Tabii. Ama tabii şöyle Beşiktaş, Fenerbahçe ona göre ben. Altyazılar hazırlanıyor. Yani Beşiktaş, böyle kafamıza Fatih göre nerede konuşacağız. İzleyicinin de kafası karışıyor. O yüzden yoksa her şeyi konuşuruz. Şu anda performans konuşuyoruz. Santrafor konuşuyoruz. Santraforlar konuşuyoruz. Çift santrafor mevzuna mı geliyor? Kaldıralım bunları o zaman. Şimdi, santraforlar. Hayır, oyuncunun oynaması lazım. Şimdi Mustafa Mehmet oynuyordu. Falcao yedekti. Mustafa iyi oynuyordu. Evet. Mustafa bir ceza aldı.
Falcao bir oynadı, bir golleri attı. Falcao yeni döndü cezadan ama. Yani yedekli derken bir maç yedekti, yani sonra döndü. İspanya'dan yeni dönmüştü Falcao. Neyse, Falcao'yu oynattı. Falcao golü attı. Şimdi bir baktı, iki tane adam var. İkisi de çıkır çıkır gol atıyorlar. Tamam mı? İkisi de birden kesemedi, oynattı yani. Çift bu sorunun böyle cevabı Galatasaray'ı konuştuğumuz ikinci bölümde derbiyle devam ediyoruz. Ilgaz Şınar'a veriyorum. Ama bana niye cevap hakkı vermiyorsun? Cevap hakkını Feyyaz Hocam ikinci bölümde Galatasaray'ı uzun uzun konuşacağız, orada verecek. Derbiyle açılış yaptık, derbiyle devam edelim. Rejimizin de isteği bu yönde haklı olarak. Dediğim gibi hani bizde televizyonda bir kuramı var. Bakın bir kez daha söylüyorum. Hazırlıklar yapıyoruz. Ona göre altyazılar belirliyoruz. Ona göre görüntüler hazırlıyoruz. Abubakar dediğiniz için Abubakar görüntüsünü hazırladı benim sevgili yönetmenim. Siz oradan böyle kendi isteğinizle Musa Muhammed'e ve Galatasaray'a geçmezseniz rejimiz çok sevinir. Hayır, bu forvet oynatma merakı. Dur, bazen gençsiniz. Niye oynattınız forvet? O soruyu biz ikinci bölüme sakladık. Hayır, bazen kötü sonuçlar da yaşatabiliyor yani onu. Feyyaz Hocam'ın bana verdiği cevap Abubakar'la alakalı değil, teknik direktör tutumuyla alakalıydı. Teknik direktör santroforun arkasında duracak ki, onu sürekli güvenip oynatacak ki santrofor olarak kazanılacak. Ben size bir söyleyeyim mi? Abubakar o mesajı antrenmanlarda hocayla konuşmasına vermiştir zaten. Yani bugün ben mesela belki de yanlış eleştiri yapıyorum ama Samatta'nın iki maç var, bir Galatasaray. Biri Beşiktaş. 2-11 çıktı ikisinde de. Hı hı. Galatasaray maçında Marko abi arkadan bir ısırdı bunu. Bir hava topunda bir dizledi. Sonra oyundan gitti. Dün bir de iki kere geldi bir yakından. Nefesini üfledi. Sol açığa kaçtı. Şimdi benim hissettim mi? Belki yanlış hissettim. Ama santraforun da o yüreği yoksa, orada o mücadele edecek yüreği yoksa, ısrar etmekte de çok mana yok gibi. Ama hiçbir tanesini ısrar etmedi. Bir maç sürekli değişik oynadı. Ama yok ya. Sadece forvette de değil. Ay baba, 4-5 maç Tiam'la gitti. Yapma mı? Ama Tiam gol attı. Evet, gitti yani. Yani Tiam'la gittiği maçlarda Tiam gol de attı. Aynen, yani. Bir de sezon başı alınırken en düşük, yani en son kullanacağım oyuncu diye aldılar. Hayır, Tiam'la gitti. Orada şu var. Erol Hoca dedi ki bir maçtan sonra, benim birinci santraforum Samat'ta dedi. Yani Samat da geldiğinde Samat da oynayacak. Gelirken de oynayacak. Feyyaz Hocam ne diyor? Samat ısrar etseydi. Abi adam formsuz. Sakattan çıkmış. Veremedik. Fizik olarak yetersiz değil. İşte pozitif çıktı. Bir sürü olaylar oluyor ona. Abubakar da öyle geldi diyor. İşin başka hocam tarafında. Hocam sizin adınıza ben konuşayım. Ama sağ ol, Allah razı olsun. Ama sen onun cevabını da verdin. Abubakar'ın alternatifi yok ki. Yok tabii. Abubakar bir tane. Yani Larin'le de geldi şimdi. Hayır, Larin'le oynadığı dönem başka. Abubakar'la oynadığı dönem başka. Sergen Hoca'nın. Niye şey aldı? Cenk'i. Alternatif olmasın. Yani ay bir de orada Cenk'i sol kanatta şey da yani kullanabilir. Hocamız, Sergen Hocamız Gaziantep'te de Beşiktaş'ta da Cenk bazen sol kanat oynamıştır. Çok iyi oynar. Larin kadar oynar. Sol açık. Ben çok eminim. Hocam, yani. Larin kadar deyince. Larin kadar oynar. Larin'in performansı. Larin tabii ki tam bir sol kanat oyuncusu değil ama bekini takip ediyor. Defans arkasına koşu atıyor. Bu arada arka direkle ilgili arka direklerin diye pankart yapmışlar kardeşime. Gurur duyuyorum. Öyle ama. Bir pozisyonu var ama topu çıkardı. Pelkası tam vururken defansa geldi, evet. Yardım etti. Müthiş bir yardım topçu etti. Orada. Hemen hemen her şeyi yapıyor. Bunları İyi zaten Cenk Tosun daha önce de yapıyordu. Gaziantep'te de yapıyordu. Bana göre Cenk Tosun'un golcülük özelliği Larin'den daha önde. Evet. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Cenk mutlaka geldiğinde mutlaka ona bir yer olacaktır. Cenk'in gelmesi hem milli takımımız açısından çok değerlidir, Beşiktaş açısından çok değerlidir. Evet, devre arasında yapılan en faydalı transfer Cenk Tosun transferidir ülke futbolu için. Nokta. Şimdi. Noktalı Yürgen. Işte. Soruyu sonra mı alacağım? Neyse, soruyu sonra alayım. Nerede kalmıştık? Larin'in performansı. Larin'in performansıyla gurur duyuyorum abi. Neydi ya? Ama aynı performans Fenerbahçe'de yok. Arka direklerin. Arka direklerin. Kaç golü var? 15 mi? Larin 15 gol attı. Arka direklerin oldu. 200'e yakın gol attık. Biz hala orta direk. Hayatımıza katma devam ediyoruz. Ya. Zar zor geçiniyoruz. Allah ama gönüllerde bir numarasınız. Eyvallah kardeşim. Sağ olsunlar. Hoşuma da gidiyor.
O çok değerli çünkü. Ön direğe biri gidiyorsa mutlaka arka direğe gitmeli. Larin'in o performansı, ama artık rakipler de önlem almaya başladılar.